Çatışma potansiyelini bünyesinde barındıran bir kriz alanı olma vasfını sürdürüyor. Nitekim Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenilerin Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar bunun en somut örneğidir. Burada bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa ve bunların hala 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz gelişmeler karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değil. Ha bir şey mi istemiyor? O zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüm olsun. Bir milyon kilometre karelik alandan evet ayrılmış olan Azeri kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Onun hasreti içerisinde. Buna kimse yanaşmıyor. Önce bir defa bunu masaya getirdi. Bunları biz Sayın Putin'le görüştük. Sayın Macron'la da görüştük. Ama hep oturdular, konuştular. Netice yok. İşte şimdi netice zamanı. Ve Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attılar. Ermenilerin kadim Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgaline ve gerçekleştirdikleri sivil katliamlarına karşı kör, sağır, dilsiz kalanların bugün sergiledikleri tavır da iki yüzlülüktür. İşgalcilere sessiz kalıp vatanlarını savunanları ve onların yanında yer alanları suçlayanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Türkiye olarak kendimizi iki devlet, tek millet olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Karabağ'ın işgal edildiği dönemde rahmetli Abdurrahim Karakoç'un şu dizelerinde dile getirdiği hissiyatı bugün adeta canlı olarak yaşıyoruz. Böyle geldi, böyle gitmez bu. Zalimleri iflah etmez bu. Umdukları gibi bitmez bu. Mazlumların ekmeği tuzu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir. Evet, zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun inşallah bozuluyor. Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye'ye iftira atma gayretiyle kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyor. Rabbim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu mücadelede şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diliyorum.